Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyolog ve gazeteci Halime Kökçe'yi ağırlayacağız. Şu anda kendisinin katılımlarını bekliyorum. Halime Hanım katılana kadar sizlere ODTÜ 1'den bahsetmek istiyorum. Biz ODTÜ 1'ler olarak ODTÜ öğrencileri ve mezunlarımızı buluşturmayı amaçlıyoruz. Kampüs içerisinde ve kampüs dışında, şehir içinde ve şehir dışında birçok faaliyetimiz oluyor. Bizleri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram, Twitter ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bugüne kadar yaptığımız konuşmaları, yaptığımız hasbihalleri, sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan ve Instagram TV'den takip edebilirsiniz. Şimdi Halime Hanım'ı bekliyoruz. Bugün Halime Hanım'la Türkiye gündemi ve gençliği konuşacağız. Ayrıca bir çekilişimiz var. Bunu da Twitter hesabımızdan, Twitter'da ODTÜ1der diye aratarak şartları görüp çekilişimize katılabilirsiniz. Herhalde başardım. Evet, geldiniz. İstersen Evet. ben çevireyim Şimdi ben ekranımı şey yapamadım galiba, düzenleyemedim. Hangisi? Yani şu şekilde birimiz dik, birimiz galiba baş aşağı duruyoruz. Evet. İstersen Evet. ben de yan çevirebilirim. İyi olabilir yani, siz bilirsiniz. Şöyle bakalım. İyi mi böyle? Ben açıkçası biraz ilkel koşullardayım. Gerçi bu durumdan çok memnunum ama. Ah, pardon. Yok, estağfurullah. Sanırım Ses nasıl bu arada? sesiniz gayet iyi. Peki. Pardon. Böyle ortalama. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bugün yaşadığınız küçük kazaya rağmen yayınımıza gelmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok minnettarız size. Rica ederim. Bir talihsizlik oldu. Yeğenim ufak bir kaza geçirdi. Yani tedbiren de olsa doktora götürme ihtiyacı hissettik. Elhamdülillah. Ciddi bir şey yok. Biz memleketteyiz. Bütün kardeşler, yeğenler, torunlar. Böyle oldukça kalabalık bir Maşallah. ortam burası. Harici sesler de gelebilir yayınımıza. İzleyenlerden şimdiden özür dilemiş olayım. İnsanları çok sınırlandırmak istemedim açıkçası. Çünkü bir de yağmur yağıyor. Burası Rize. Yağmurda hani dışarıya çıkmak da çok mümkün olmuyor.
haliyle kapalı ortamda insanları çok rahatsız etmek istemediğim için biraz dikkat rica ettim ama ben dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden de şimdiden özür dilemiş olayım. Harici sesler gelebilir. Hatta dün akşam TRT Haber yayınındaydık. Dışarıda inanılmaz şeyler, silah atılıyordu. Ben yayına ses gelecek diye epeyce endişe ettim. Neyse yayın başlamadan sustu silah sesleri. Terör konuşuyorduk üstelik. Böyle hani köy ortamı, dağ falan filan her taraf. Bir taraftan da silah sesleri, oldukça ilginç bir fon vardı. Ama neyse ki canlı yayın başlamadan silah sesleri susmuş olduk. Zaten hepimiz evlerdeyiz bu süreçte. O yüzden kimse garip karşılamaz Eyvallah. Eyvallah. bence. Sizden ekranı dik tutmanızı rica etsem olur mu? Çünkü sanırım yorumlar konusunda bir sıkıntı oluyor. Anladım. Şimdi deneyeyim şöyle, biraz kulaklığımla ilgili bir şey yaşıyorum, sorun yaşıyorum. O yüzden şey de yok, nasıl denir? Yani ayak falan da yok. O yüzden hani hem kulaklığı şey yapacak, hem de bunu tutacak şekilde nasıl yapacağım bilemiyorum. Şu an nasıl? Şu an gayet iyi. Tamam. Yani biraz böyle şey, emanet bir şey. O yüzden hani ara sıra düşebilir. Onun için de peşinen bir özür dilemiş olayım ama şu an idare ediyorsa böyle devam edebiliriz. Şu an bize gayet iyi gözüküyor. Tamamdır. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz sizi tanıyarak başlayalım. Olur. Nasıl anlatayım kendimi bilemiyorum açıkçası. Gazeteciyim. Star gazetesinde köşe yazıyorum. 2000 yılından beri bu meslekteyim. Gerçek Hayat isimli 2001'de 2000'de yayına hayatına başlayan, hala işte Yeni Şafak bünyesinde çıkmaya devam eden, ilk çıktığı dönem yani benim çalıştığım dönem bağımsız tekil bir siyasi aktüel gazete dergi arası bir yayın organı olarak hayatımı sürdüren Gerçek Hayat dergisiyle başladım gazetecilik mesleğine. İlk iş deneyimim değildi ama meslekte ilk iş deneyimimdi diyebilirim. Henüz işte daha öğrenciydim. Hala da öğrenciyim gerçi ama yüksek lisans bitmeyen bir yüksek lisans macerası içerisindeydim ama artık bir şekilde hayata atılmam gerekiyordu. Üniversiteyi bitirmiştim. Yüksek lisansla sekteye uğruyordum. Ve o dönem yapabileceğimiz çok fazla iş yoktu açıkçası. Yani mesleki anlamda evet hani sosyoloji okudum, işte öğretmenlik yapabilirdim ama öğretmenlik yapamıyorduk artık başörtüsü yasağından dolayı. Yani pek çok alanda zaten işte kamu görevi üstlenemiyorsunuz, devlette görev alamıyorsunuz. Hep diyorum yani ya hakikaten işte özel sektörde bir tekstil firmasında ya da bir mağazada reyon görevlisi olarak işe başlamanız ya da bir kitapçıda çalışmanız gerekiyordu. Ya da işte basın hani o dönem sayısı çok az da olsa başörtüyle çalışabileceğiniz birkaç yayın organı vardı, bir televizyon kanalı vardı. Kendim açıkçası çok şanslı addediyorum. Bu mecraya en azından girebilen şanslı azınlıktan birisiydim o dönem için özellikle. Sayısı çok azdı medya kuruluşlarının, yani bizim istihdam edilebileceğimiz. Gerçek hayatta çalışmaya başladım. 7 yıl kadar orada çalıştım. İşte muhabir, editör ve en son yazı işleri müdürü olarak görev yaptıktan sonra oradan ayrılıp Star Gazetesi'ne geçtim. Star Gazetesi'nde de aslında bir anlamda gerçek hayatın devamı gibi diyebileceğim, biraz dergiciliği andıran işte Opet dediğimiz işte fikir yazıları, makalelerin olduğu bir ek çıkartmaya başladım. Star Gazetesi bünyesinde Açık Görüş isimli. İşte o da işte 13. yılını tamamladı. Şu anda başka bir arkadaş fiili olarak yürütüyor ama ben de
Yine tabii ilgileniyorum ama bir dönem tek başıma o ekiye çıkarttım ve beni çok besledi gerçekten ve Türkiye'nin çok hızlı değiştiği bir döneme şahitlik etti Açık Görüş. Ve bir süre sonra hakikaten alanında tek fikir eki olma özelliğine sahip oldu. Şu an hala yayın hayatında. Aynı dönemde işte Star Gazetesi'nin de köşe yazısı yazmaya başladım ve bir taraftan da işte politik aktüel meseleler üzerine işte televizyon yorumculuğu diye tanımlayabileceğimiz aktüel konularda işte tartışma programlarında yorumcu olarak görev yapmaya başladım. Mesleki anlamda serüvenim böyle diyebilirim. Bir de eğitim Başka olarak sormak istediğiniz bahsedebilir misiniz? ha, eğitim. Şimdi, gazetecilik mesleğinde yani gazeteci, iletişim fakültesi mezunu kişi sayısı diğer sosyal bölümlerden çok da fazla değildir. Ben de iletişim kökenli birisi değilim. Sosyoloji kökenli birisiyim. Lisansım da sosyoloji, yüksek lisansım da sosyoloji ve hali hazırda sosyolojide doktora yapıyorum. Nasıl olursa Temmuz ayında savunmayı planladığım İnşallah. bir tezim var. İnşallah diyelim ki. Sosyoloji kökenliyim. Mimar Sinan sosyoloji mezunuyum. 97 mezunuyum. Bu vesileyle işte yaşımı da ben zikretmeden söylemiş oldum belki. 97'de lisans eğitimimi tamamladım. Aynı yıl Ordu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünün yüksek lisans sınavlarına girdim. Ve 98 ilk güz döneminde ODTÜ'ye başladım. Okuduğum üniversite, lisans eğitimini aldığım üniversite İngilizce eğitim vermediği için hazırlık okudum bir yıl ODTÜ'de. Tam o yıl özellikle işte eğitim fakültesi, sağlık okulları, işte fakültesi, mimarlık gibi bazı bölümlerde ciddi bir şekilde yasak uygulanmaya başlandı, başörtüsü yasağı. O yıl bir şekilde geçti. Sonra bölüme geçtik. İşte hazırlığı geçip bölüme başladım. Sosyolojide yüksek lisans eğitimine başladım. Yani İstanbul'da işte eylemler falan yapılıyordu o yıllarda. Yani başlamıştı. Özellikle işte Cerrahpaşa falan gibi fakültelerinde, eğitim fakültelerinde yasak çok şiddetliydi. ODTÜ'de henüz kampüs yasağı başlamamıştı. Sosyoloji de nispeten işte mimarlık fakültesine göre ya da eğitim fakültesine göre hocaların kısmen inisiyatif kullanmaya çalıştığı bir bölümdü. Hatta bazı hocalar, bir tanesi benim tez hocam aynı zamanda Adnan Akçay, rahmetli Hasan Ünal Nalbantoğlu, birkaç hocanın ismini sayabilirim. Yasağa karşı gerçekten öğrencilerin yanında durmak için azami gayret sarf ettiler. Bazı hocaların derslerine girebiliyorduk ve işte ona göre ders seçiyorsunuz. Hani master dersleri alıyorsunuz. Kalsanız da en azından seçmeli derslerde işte o tür bir şey uyguluyorsunuz. Hani dersine girebileceğim hocalardan ders alayım şeklinde. Birinci yılı bitirdim ama ikinci yılda artık ODTÜ'de kampüs yasağı uygulamaya başladı ve bazı hocalar da hani derse gelmeyin dediler bize. Gelmezsek nasıl sınıf geçeceğiz? İşte kimisi biz işte dışarıdan hani online bir şekilde, bugünkü anlamda online değil tabii de hani ödevlerinizi teslim edersiniz vesaire, bir kolaylık gösteririz gibi yaklaştı. Sonra o da olmadı. Yani o sözde de durmayan hocalar oldu ve bir süre sonra tabii ki olay ders başarısızlığına dönüştü. Yani devam edemediğiniz bir ders, yoklama veremediğiniz bir ders, ödevlerini teslim edemediğiniz bir ders. Yani okula gidemiyorsunuz, aslında okula alınmıyorsunuz ama bir taraftan da bu sizin hanenize ders başarısızlığı olarak yazılıyor. Çünkü hani okuldan atılmak prosedürü farklı işliyor. Yani hakkınızda işte bir tutanak tutulup disiplin cezası vesaire almadıysanız,
işte başörtüsü gerekçesiyle okuldan atılmış olmuyorsunuz ama okul alınmadığınız için aslında ders başarısızlığıyla ya da benzeri sebeplerle bitiremiyorsunuz okulunuzu. Belli bir şeyden sonra da zaten atılıyorsunuz. Ben bu şekilde iki kere ya da üç kere şimdi hatırlamıyorum. Yüksek lisansta kayıt tazeleyip tekrar atıldım. Kayıt tazeleyip tekrar atıldım. Nihayetinde 2097'de girdiğim yüksek lisans programından zannediyorum 2009'da mı 2010'da mı ne mezun oldum yani 2009'da herhalde tam da şimdi hatırlamıyorum. O zaman bile aslında o zaman bile çok iyi hatırlıyorum. Yani bir dersim kalmıştı ve o dersten şimdi İstanbul'da bir üniversitede hoca olan bir profesör hanım okulda şöyle bir intiba bırakıyordu herkes üzerinde. Çok özgürlükçü, işte bu feminist, postkolonyal literatüre hakim bir tür distribütör aslında yani. İşte Spivak'ın Türkiye ajantası gibi davranıyor. Konuştuğunuzda çok özgürlükçü bir profil çiziyor ama onun dersinden geçemedim. Çünkü işte ödevlerini teslim alırım deyip almadı. İşte yoklama zorunluluğu getirdi vesaire vesaire. Ama tabii sorduğumuzda asla başörtüsüne karşı değil. Böyle bir yaklaşımı vardı. Ben tekrar son af çıktığında o dersi o kişiden alacaksam diyordum ben yine mecburen atılacağım okuldan yani. Bitiremeyeceğim düşüncesindeyken o dersin tek dersim kalmıştı çünkü. O ders verirsem teze geçebilecektim. Başka bir hocanın o dersi vermeye başladığını öğrendim. Çünkü zorunlu dersten yani seçmeli ders olmadığı için o dersi bir şekilde almak zorundaydım. Neyse başka bir hoca daha toleranslı bir hocadan o dersi almak suretiyle yani şunu demiş oluyorum aslında 2009'da başörtüsü hala yasaktı bazı okullarda. 2009 işte bugünden baktığınızda 10 sene 11 sene önce yani söktürebilen yine uyguluyordu yasağı yani. ODTÜ'de hala işte bu problem eden hocalar vardı. Hasılı kelam o dersi verip işte yüksek lisans teslim edebilmiş oldum. Sonra bir taraftan tabii bu arada evlendim. Bir tane çocuğum oldu. İşte profesyonel hayata başladım. İşte gazeteci olarak. Bir taraftan da işte yüksek lisansı bitirip ben neden doktora yapmıyorum diye sordum kendime. Niye sordum bu soruyu? Aslında hani gazetecilik mesleği bir tür şey gibi arı gibisiniz aslında. Her çiçekten bir şekilde bal almaya çalışıyorsunuz. Uzmanlaşmanın biraz zor olduğu tabii ki yani sonuç olarak işte politika çalışıyorsanız elbette kendi işte siyasi gündem takip ediyorsunuz. Ona göre yakın tarih okuyorsunuz vesaire falan. İlla ki bir alanda yoğunlaşıyorsunuz ama bu çok böyle hani metodik bir yoğunlaşma olmuyor. Bir üniversite ya da bir yüksek lisans bir işte doktora tahsili yaparken ki o işte araştırma yöntemi vesaire falan o tarz bir uzmanlaşma olmuyor. Bu biraz da zor tabii. Bir de hani gazetecilik bir tür virüs gibi yani girdiğiniz zaman başladıysanız bırakamadığınız bir şey garip bir şekilde. Ama bir taraftan da ben hani gazeteci olmak için sosyoloji okumamıştım. Bizim dönemimizde şimdi çok şey değil yani ama bizim zamanımızda çok popülerdi sosyoloji. Yani çok şık havalı bir bölümdü diyeyim tırnak içinde. Ve ben hani biraz akademik bir şeyler yapmak hevesindeydim. İşte 97'de benim sınıf arkadaşlarımın tamamı neredeyse öğretmen olmak istediler. Ve işte o dönem KPSS falan da yoktu. Hemen hemen başvuran herkes öğretmen oldu. Ama ben akademik bir şeyler yapmak istediğim için öğretmen olmayıp direkt yüksek lisansa başladım. Ve niyetim hemen işte bir üniversiteye girebilmek vesaireydi. Ama kader ağlarını bambaşka ördü.
Demek ki diyorum hani içimde kalan bir ukde idi ki işte doktora bitince hiç düşünmüyordum yani master bitince doktora yapar mıyım diye. Sonra işte doktoraya başladım. 2012'den beri de ki yine 8 yıl olmuş oldu. Evet. Doktora yapıyorum yani 2013-2012 girişliyim galiba. Nasip olursa 8 yılın ardından doktora tezimi de teslim edeceğim. Bu korona sürecinde evdeyken biraz yoğunlaştım. Temmuz'da nasip olursa savunmamı vermeyi düşünüyorum. Eğitim hayatımda böyle biraz uzattım belki ama Peki biz aslında şunu merak ediyoruz öğrenci. ben de sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben Sena Arıtürk, ODTÜ Birder Kampüs Başkanıyım. Şu anda ODTÜ'de işletme okuyorum. Bu sene Çok son güzel. senem olacak. Yani seneye Haziran'da inşallah mezun oluyorum. Çok Biz güzel. 5 yıl ve bizim için katlanmak gerçekten çok zor. Ama siz 11 sene boyunca azimle devam etmişsiniz. Yani motivasyonunuzu çok merak ettim açıkçası. Aa, evet. Ya şimdi siz öyle deyince aklıma geldim. Bu arada burada akşam ezanı okunuyor. Evet. Bilmiyorum yayına geliyor mu ses. Biraz biliyor musun? Sesi çok iyi değil ama yine de böyle köyde ezan dinlemek çok hoş yine de. Nasıl bir motivasyonla aslında tabii yasak bir taraftan da motive edici bir şey. Yani şimdi arkadaşlara, gençlere belki bunu anlatmak zor oluyordur bizim için ama yasak bizatihi kendisi motive edici bir şeydi bizim için. Ama tabii ki çok zor yani benim yaşadığım zorluk lafı bile edilmeyecek bir zorluk kuşkusuz yani çok sıkıntı çeken arkadaşlarımız olduğu dönem işte taşradan işte gelmiş büyük şehre çok büyük emeklerle çok büyük fedakarlıklarla ailesinin işte inek satarak, tarla satarak okutmaya çalıştığı gençler vardı. Bir kere taşradan büyük şehre gelmiş olmanın verdiği bir takım zorluklar. Ailenin büyük fedakarlıkları altında eziliyorsunuz ve siz yani başörtüsü, yasağına boyun eğmek istemezken bir taraftan da ailenizi düşünüyorsunuz. İki arada bir derede kalan çok arkadaşlarımız oldu. Onların yaşadığı zorlukla ben kıyas dahi etmiyorum kendi yaşadığım zorluğu. Son tarihinde ben üniversiteyi bitirebilmiştim ve yüksek lisans yapmaya da bilirsiniz. Hayata kestirme yoldan girmeye çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok da alternatifiniz yoktu. Yani şöyle konuşuyorduk biz kendi aramızda. Okuduk okuduk bir tesettür mağazasında reyon görevlisi olarak çalışmak varmış nasipte deyip hani buna da razı olabilirsiniz. Sonuç itibariyle emek yani emekle kazanılmış kazanç, helal kazançtır. Buna böyle bakabilmemiz gerekiyor. Bu da bizim için bir imtihan diyerek hani yasağın bizim önümüze koyduğu imkansızlıklara karşı bir mümin olarak, bir Müslüman olarak kendi açıklamalarımızı da üretmek durumundayız. Çünkü isyan edemezsin. Yani evet yani şu yasağı koyana isyan edebilirsin belki ama son tahlilde içinde bulunduğumuz durum bir yönüyle de takdir ilahi yani onu da meşrulaştırmanız gerekiyor. Bütün bunlar içerisinde de ama hayata tutunmak için motive olmanız lazım. Çok, çok önemli bir şey. Bu da Müslüman oluşumuzla doğrudan ilgili bir şey çünkü yani ümitsizliğe kapılamazsınız. Böyle bir lüksünüz yok. Sorumlusunuz. Birey olarak sorumlusunuz. Ailenize karşı sorumlusunuz. Sizden beklentisi olanlara karşı ve tabii ki en temelde bir Müslüman birey olarak sorumlusunuz. O yüzden ben hani hep kendimi biraz o dönem hani o kuşak, kendi yaşıtlarım, kendi ortaklaştığımız hikayenin diğer üyelerine göre kendimi daha şanslı görüyordum. Çünkü işte İstanbul'da yaşıyordum. Ailem İstanbul'daydı. Yani çalışmak, işte ekonomik olarak hani kendimi gerçekleştirmek gibi çok böyle bana dayatılan bir şey yoktu.
Son tahlilde okumak da ille de işte diplomayla ilişkili bir şey değildi. Yani bu tür işte açıklamalar, şablonlar, kalıplarla durumu izah etmeye çalışıyorduk kendimizde. Ama tabii ki çok başka türlü zorluklar da oldu. Mesela hiç unutmuyorum. Bir yıl, yaklaşık bir yıl, iki dönem ders almak için Ankara'ya gittim geldim. Yani İstanbul'da yaşıyordum. Artık hani profesyonel hayata başlamışım. Ve çocuklarım var. Akşam sabah 5 otobüsüne biniyordum. Ve böyle hani kapıdan serviste yok, işte otomobiliniz yok, yani işte hani sizi otogara biri bıraksın ya da ne bileyim uçakla gidip gelme lüksünüz yok o zamanlar. 5 otobüsüne biniyordum, işte non stop bir otobüs, 6 saatte, 5,5-6 saatte Ankara'da oluyordu. Aşti'de iniyordum, bir kahvaltı yapıyordum aşağıda, Aşti'nin alt katında. Sonra yukarıya çıkıp oradan minibüse biniyordum, ODTÜ'ye geliyordum. Ve her seferinde işte o nizamiyeden girerken bir tedirginlik yaşıyordum. Acaba işte gıcık birine denk gelecek miyim vesaire diye. Hani orayı atlattığınız zaman, çünkü dersini aldığım hocaların tutumunu biliyorum, hani orada bir sorun yaşamayacağım, ama o nizamiyeden giriş benim için hep çok stresli bir şeydi. Aynı gün dersten çıkıp tekrar Aşti'ye gidiyordum. Otobüse binip İstanbul'a dönüyordum. Yani bunu iki dönem, iki ders dönemi, yani bir eğitim dönemi böyle devam ettim ve benim için Ankara o yüzden hep çok negatif bir yer oldu. Yani o tüm macerasıyla özdeşleşti benim için Ankara. Ankara'yı hiç sevmedim, hatta nefret ettim. Ve böyle hani Aşti ve ODTÜ arasındaki yol benim için Ankara. Ve her zaman böyle kapısından girerken taciz edileceğinizi hissettiğiniz, bundan endişe ettiğiniz bir yer. Yani meslek gazeteci olduktan sonra da Ankara'ya giderken hep o yüzden zorlandım açıkçası. Ama dediğim gibi hani bizi ne motive etti? Sadece kendi adıma konuşmayayım. En temelde tabii ki yasağın bizzat kendisi bence motive edici bir şeydi. Ama herkes kendi müktesebatınca, kendi mizacınca diyelim, kendi koşullarınca motive edici şeyler buluyordu. Bulmak durumundaydık çünkü. Hayat devam ediyor. Ve ben hani hep şunu söylüyorum. Başörtüsü yasağı gibi bir yasak. Yani bu bir kitlesel yasak. Yani işte ırk ayrımcılığı gibi bir şey yani. Türkiye'de böylesi bir yasak, başörtüsü gibi bir yasak, yani eğitim hakkından, çalışma hakkından, dolayısıyla aslında hayatını kurma, hayatını idame ettirme hakkından, yani birinci kuşak haklar bunlar, en temel haklardan sizi alıkoyan bir yasakla karşılaşan ideolojik kesim, diyelim ki sol vesaire olsaydı, yani Türkiye bambaşka bir yer olabilirdi. Bizim mücadelemiz çok böyle sabırla iç içe geçmiş. İşte hiç kırıp dökmeden, hatta böyle hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile hani davalar taşınırken yapılan tartışmaları ben hatırlıyorum. Son tahlilde evet, yani yasak, kendi ülkemizde bir yasakla karşılaşıyoruz, ama doğru bir şey mi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ülkemizi şikayet etmek? Yani bunun bile sorgulandığı bir mücadele biçiminden bahsediyorum. O yüzden ben hani çok biricik, çok örnek bir mücadeleydi başörtüsü yasağına karşı, başörtülü kızların ve hani bunun, bu yasağa direnmek isteyen herkesin verdiği mücadele, ama tabii ki en çok da başörtülü kadınların verdiği mücadele. Çünkü sadece kendileri için bir şey yapmadılar aslında, Türkiye için. Türkiye'deki bir sosyolojinin hayata adaptasyonu, Türkiye'yi sahiplenişiyle ilgili bir mücadele verdiler ve bunu o kadar zarif, o kadar kibarca, o kadar yıkıp dökmeden ve o kadar siyasetin içerisinde kalarak yaptılar ki, uzun, yorucu ve sabır gerektiren bir mücadeleydi, ama nihayetinde başardılar.
Ama dediğim gibi yani son tahlilde 2002'de AK Parti iktidara geldi biliyorsunuz ve tabii ki AK Parti siyasetçilerin en çok istedikleri şeylerden birisiydi başörtüsü yasağını kaldırmak. Ama nihai anlamda bütün alanlardan 2013-2014'te kaldırılabildi başörtüsü yasağı. Yani tam bir sabır siyaseti ile diyelim bu yasak şey yapıldı, kaldırılabildi. O yüzden ben hani yüksek lisans lisansta da biz tez yazıyorduk lisans eğitiminin sonunda. Orada da ben Doğu Batı dergisinde yayınlandı bir makale olarak bir sivil itaatsizlik örneği olarak başörtüsü eylemlerini incelemiştim. Hakikaten böyle hani üçüncü kişilere zarar vermeden, hiçbir kamu malına zarar vermeden, hiçbir üçüncü kişiye zarar vermeden sadece ve sadece haklı davanızla ilgili bir mücadele yürütüyorsunuz ve bununla ilgili bir yasağı ihlal ederek aslında üzerinize uygulanan bir yasağa isyan ederek bir yasağa karşı gelerek aynı zamanda size üzerinizdeki bir hukuki sorumluluğu da üstlenmiş oluyorsunuz. Yani her başörtünün aynı zamanda bir birey olduğu, bir özne olduğu bir süreçti bu süreç. Çünkü okuldan atılmak büyük bir şey, bedel aslında, çok büyük bir bedel. Yani sadece 2 yılınızı, 3 yılınızı kaybetmiyorsunuz. Hayatınızın ondan sonraki kısmına ilişkin bir karar veriyorsunuz. Ben başımı açmayacağım ve bu ilkesel duruşumu muhafaza edeceğim dediğiniz anda bir özne olarak, bir birey olarak, bir mümin olarak, bir kul olarak belki büyüyorsunuz ama hayatınızın bundan sonrasıyla ilgili pek çok maddi şeyden vazgeçmiş oluyorsunuz. O vazgeçebilmek aslında belki de sizi aslında büyüten ve var eden şey. O yaşlarda işte 18-19 yaşındasınız. Hele ben lise okuduğumda lise 3 yıldı. Yani şimdi 5 yıl hazırlıkta okuyanlar 5 yılda bitiriyorlar liseyi. Biz 18 yaşında üniversite 1'de oluyorduk. Yani 17 yaşında üniversiteye başlıyorsunuz. O yıllarda hani o kadar yaşınız küçükken, daha reşit bile değilken, hukuki şeyinizi almamışken, sorumluluk sahibi değilken bu tür bir karar verebilmek hakikaten çok olgunlaştıran bir şeydi, süreçti bizim kuşak için. Bizden bir önceki kuşağın da böyle bir hikayesi var biliyorsunuz. 28 Şubat'la beraber zaten bazı bizden bir sonraki kuşağın aslında tamamen şey oldu yani işte gidebilen yurt dışına, yurt dışında eğitimini tamamladı vesaire ama çok daha ciddi yaralanan bir kuşak geldi bizden sonra. Bir kayıp Türkiye için bir kayıp sonuç itibariyle. Ama ben hani bakıyorum şimdi pek çoğu gerçekten hani o gün kaybettiğin şeyin sana aslında ne kazandırdığını görebilmek de çok büyük bir meziyet. Bunu başaran çok kişi var. Ve bugün işte Türkiye'ye katkısı olan pek çok kişinin aslında o gün o yasakları böyle görebilmiş, o yasaklara rağmen o yasakların kendisine bir şeyler kattığını idrak edebilmiş kişilerin bugün Türkiye'de çok şey kattığını görüyorum. Bu tabii ki mutlu edici bir şey ve bizim hayata bakışımızın da aslında özeti yani. Hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Yani kaybetmek diye bir şey yok. Kaybettiğinizi zannettiğiniz an aslında bir şey kazanıyorsunuz. Hayata böyle bakabiliyorsanız ne âlâ ne güzel. İnşallah biz de öyle bakabilenlerden oluruz. Sizin o zamanki sabırlı duruşunuz, o zamanki direnmeniz belki şu anda bizim ODTÜ'nün kapısından girerken hiç endişe duymamamız veya sizin yaşadığınız o kötü hisleri yaşamamamızın sebebi. Yani sizler sayesinde biz aslında şu anda bu kadar rahat bir şekilde ODTÜ'de var olabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Estağfurullah yani sizin verdiğiniz mücadelenin de başka bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Merak ettim. O zaman şey, kütüphanenin altında bir mescit vardı. Evet. Hala var mı o mescit Evet. onu merak ediyorum. Çünkü ben de böyle garip bir travma oluşturduğu için sonra hiç gitmek istemedim. ODTÜ'ye bir iki kere bir vesileyle gitmem gerekti.
Ama hep böyle çok rahatsız oldum yani şeyden. Ya o beşerinin oradan geçerken vesaire falan. İşte o mescit benim için şeydi yani. Ben üniversiteyi bitirip gelmiştim. Benim gibi çok arkadaş yoktu insanlar. İşte hazırlıkta kızlar vardı. Benden 4 yaş, 5 yaş küçük kızlarla beraber hazırlık okuyordum. Haliyle bir tür abla gibi de hissediyordum onlara karşı kendimi. Pek çoğu işte taşradan gelmiş. Daha mahcuplar yani hayata karşı da mahcuplar. İnsan ilişkilerine karşı da daha mahcup bir duruşları var. İşte ben hem İstanbul'dan gelmiştim hem yaşım büyüktü vesaire. Onlara karşı da böyle bir garip bir hisle, bir tür koruyuculuk hissiyle doluyordum. Ve hani bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? İster istemez onu düşünüyorsunuz. Yaşınız ve işte yaşamışlıklarınız size sanki onlara bir tür yol gösterme sorumluluğu yüklüyor gibiydi. Ama tabii ki ben de sonuç itibariyle kaç yaşındayım? İşte 22 yaşında, 23 yaşındayım yani. Bir şey yapamadık yani arkadaşlarla, gençlerle o zaman bir şey yapamadık. Herkes kendi yolunu çizmek durumunda kaldı. Bazı arkadaşlar işte Avustralya'ya gidenler oldu. Sonra işte Viyana'ya gidenler oldu. Avusturya'ya ve Avustralya'ya gidenler oldu. Ben ne yapalım madem hiçbir şey yapamıyorsak bari işte saçımızı tıraşlayalım ve hani öyle fotoğraf verelim falan demiştim. Çünkü daha ilk zamanlar fotoğraf da sorundu yani fotoğraf baş açık fotoğraf vereceksiniz vesaire falan. Böyle hani ufak çaplı bir şeyler ne yapabiliriz diye düşünürken o mescitte bunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani pek de bir şey yapamamıştık belki ama. O mescidin bende öyle bir şey var yani namazdan önce namazdan sonra karşılaştığımız kişilerle çünkü herkes böyle ürkek yani ne olacak yarın girebileceğiz mi okula endişesi yaşıyorlar giremezse ne olacak nasıl gidecek tek memlekete mi dönecek ne yapacak çok endişe vericiydi yani bazı arkadaşlar için çok endişe vericiydi hatta bir arkadaş hatırlıyorum tabii benden küçüktü. Şimdi ne yapıyor, nerede hiç bilmiyorum. İzini kaybettim. Çok iyi bir puanla işte matematiğe girmişti. Ve çok büyük bir yıkım yaşadı gerçekten. Hiç yani doktorlar falan çare bulamıyorlardı. Birdenbire yürüme yeteneğini kaybediyordu arkadaş. Yani ambulans geliyor okula, alıyor gibi bir ay falan kalıyor mesela. Sonra kendi kendine tekrar yürüyebilmeye başlıyor. Hiçbir şekilde bir şey yok, açıklaması yok yani. Tamamen o yaşadığı psikolojik travma ile ilgili bir şey. Yani hani bunu kim bunun vebalini kime ödeteceksiniz? Anlatabiliyor muyum? O yüzden günün sonunda garip bir şekilde aslında her şeyi bağışlıyorsunuz yani. Bilerek, isteyerek, bilinçli olarak, yüce gönüllülükle ya da değil ya da mecburen ama son tahlilde bağışlıyorsunuz. Bütün o acı hatıraların üzerine bir sünger çekiyorsunuz. Çekmezseniz çünkü iyi bir şeyler yapamıyorsunuz yani. Mecbursunuz, çekmek zorundasınız bir anlamda. Hep merak etmişimdir mesela o arkadaş ne yaptı sonradan? İletişimimiz koptu. Siz İnşallah iyi yerlerdedir, inşallah. mutludur. Siz her gün tedirginlikle okula gelmenizden bahsettiniz. Yani acaba öbür gün girebilecek miyiz ya da sınava girebilecek miyiz ya da hoca dersi alacak mı gibi. Ama şu anda yani çok şükür bizim neslin böyle tedirginlikleri artık kalmadı. Yani tabii ki de yine hani ODTÜ biliyorsunuz nasıl bir sorunlarımız oluyor. Ama en azından artık yani gidemediğim dersten kalma durumum ya da sırf inancım gereğiyle okula girememe, derse girememe gibi bir problemimiz kalmadı. Siz o zamanlar bu sorunları birebir yaşarken belki daha mücadeleciydiniz ama bizim de bugün konumuz olduğu üzere şu anda gençlik bu gelen rahatlıkla birlikte biraz apolitikleşiyor diyebilir miyiz sizce? Evet. Ya ben çok yani çok net konuşamıyorum bu konuda.
Yani gençleri çok iyi takip edebiliyor muyum? Etmek istiyorum, etmeye çalışıyorum. Gençlerle konuşmaya çalışıyorum. İşte onlar imkan buldukça bir araya gelmeye çalışıyorum. Mesela gençler bir yere davet ettikleri zaman mutlaka gitmeye çalışıyorum. Hani kendim bir şeyler öğrenmek için bunu yapmak istiyorum. Çünkü o enerji çok hoşuma gidiyor. Ben çok pozitif bakıyorum. Yine de pozitif bakıyorum. Yani pozitif bakınca oradan daha bir olumlu bir şey çıktığını düşünüyorum çünkü. O yüzden hani apolitikleşmek belki ya apolitikleşmekten ziyade sanki zaman zaman ben antipolitik bir tavır alış görüyorum. Onun da anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani antipolitik olduğunuzda da aslında çok politik bir duruş sergilemiş oluyorsunuz çünkü. Türkiye'de işte siyaset ve toplumsal arasında çok şey bir ilişki var. Dönüştürücü bir ilişki var aslında. Yani Türkiye'de siyaseti toplumsal dinamikler dönüştürdü ve demokratikleştirdi. Ve bu ama aynı zamanda bir taraftan da Türkiye sosyolojisindeki o bugün zaman zaman işte kutuplaşma denilen ya da kimlik siyaseti denilen bazı işte yaraları, yarıkları şey yaptı, kaşıdı, netleştirdi. Ve bu da sertleştirdi siyaseti. Dolayısıyla hani gençlerin zaman zaman daha naif durması siyasete karşı bu da anlaşılabilir bir şey. Bir yönüyle anlaşılabilir bir şey. Ama hani benim genel yaklaşımım negatif yani bir ortada bir bardak varsa bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ediyorum. Çünkü dolu tarafını gördüğümüz zaman ikinci adımda pozitif bir şey üretmenin daha mümkün olduğunu düşünüyorum yani. Negatif bir şeyi görüp onun altını çizdiğinizde ondan sonra yapacağınız şey ya da ondan sonra söyleyeceğiniz şey pozitif olmuyor. Dolayısıyla yani bu bir körlük ya da işte olumsuzu görmeme, iyileştirmeme yaklaşımı değil. Bilakis olumsuzu olumluya dönüştürebilmek için de olumsuz şey içerisindeki olumluyu bulup çıkartabilmek gerekiyor. Ben o yüzden bu gençlerle ilgili zaman zaman çok böyle negatif şeyler söyleniyor. Ya elbette ki yani ben de şimdi saysam kendi çocuklarım üzerinden bile bir sürü negatif şey sayabilirim. Ama ben yine de şey olmayı tercih ediyorum. Yani gençlere güvenmeyi, gençlerin dilinden konuşabilmeyi önemsiyorum. Hepimiz bir dönem, yani ben mesela kendi ailemle ilişkimde bile gençken daha yadsıyıcı birisiydim. İşte beni anlamıyorlar vesaire vesaire falan. Bir süre sonra oradaki hikmeti, oradaki değeri, oradaki olgunluğu, oradaki işte yukarıdan bakıp geçmişi ve geleceği görebilme kabiliyetini anlıyorsunuz. Ama onun için sizin de bir şeyler yaşamanız gerekiyor. Biraz yol almanız gerekiyor. O yüzden hani gençlere bakarken ben yine de böyle pozitifim açıkçası. Bir sürü mesela sizin gibi yani çok genç var ortalık ya. Ben mesela oturduğum evin karşısında bir lise var, İmam Hatip Lisesi. Görüyorum yani pırıl pırıl gençler, böyle bakınca gözlerim yaşarıyor yani. O kadar güzel gençler çıkıyor, giriyor, böyle şakalaşıyorlar vesaire falan. İşte ya sınava çalışıyorlar ya. Yani bir kere o kadar büyük bir mazeretleri var ki her şeyi bir kenara koydukları bir sınava çalışıyorlar ve iki kere yani bir hem liseye geçiş hem üniversiteye geçişte. Ya bu sınav zaten hani bir apolitikleşmeden şikayet edeceksek önce bu sınavların bundaki etkisini konuşmamız gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sınav baş başına zaten apolitikleştiren bir şey. Yani başka bir çaremiz yok belki ama o yüzden hani gençlerle ilgili neyi konuşuyorsak önce
gençler demeden önce o negatif duruma ilişkin sorumluluğu olan başka her şeyi konuşmalıyız. Ondan sonra gençlere konuşmalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Sizin Yani genel gençler de işte büyükleri, işte yaşlıları, orta yaşlıları yargılasınlar bakalım. Hani onlar bence çok daha kolay yaparlar isterlerse bunu. Çünkü yani asıl sorumluluk sahibi olan gençlerin bir üstündeki kuşak yani. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem lise üniversite sınavı hem de üniversiteye geçtiğimizde de yani ODTÜ'yü biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Finallerimiz, vizelerimiz asla bitmiyor. Yani belki gençlerin politikleşmeye veya politikayı takip etmeye çok da vakti kalmıyor diyebiliriz aslında. Hem öyle olabilir ama ben bir taraftan da hani Türkiye'deki bazı süreçlerin bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bazı politik süreçlerin bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da tabii ki iletişim teknolojileri o kadar gelişti ki hani bambaşka bir dünya içerisindeyiz. Ben üniversiteyi bitirdiğimde şey yoktu yani. İnternet böyle yeni yeni vardı. Mesleğe başladığımda biz bir iki arkadaş ortak bir bilgisayar kullanıyorduk. Şimdi bakın hani böyle artık hani herkes muhabir yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes bir gazetecisiniz ama işte bir YouTuber'ın şeyine ulaşamıyorsunuz asla. İşte etkileme gücüne, izleyici kapasitesine. Başka bir dünya var artık. Hani o dünyanın kodları, o dünyanın lisanı bambaşka ve bu dünyanın içine doğmuş bir neslin nesle biz ne verebiliyoruz acaba? Ben hani oralara bakıyorum ve kendimi çok şey hissediyorum. Çok aciz hissediyorum zaman zaman. Onlar çok daha donanımlılar. Onlar başka bir dil konuşuyor ve biz o dili konuşamıyoruz gerçekten. Yani o apolitikleşme meselesi o cümleyi kurmak için bile bence daha erken. Yani çok garip bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Çok hızlı bir geçiş dönemi bir taraftan. Ama nereye geçeceğimizi de tam olarak bilmiyoruz. Yani sanki böyle bir şelale yüksek bir şelaleden hızla atlıyoruz ve inanılmaz bir yere düşeceğiz. Nereye düşeceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. Çok negatif şeyler var burada hakikaten. Yani işte sosyal medyada denilen şey bir başka bir dünya. Geçenlerde işte bir kampanya vardı böyle dijital farkındalık kampanyası. Onunla ilgili bir şeyler okurken ya Facebook diye bir şey var. Bir gerçeklik var artık mesela. Facebook'ta dolaşan insan ya yani Facebook bir ülke, dünyanın en büyük ülkesi. En büyük Evet. en fazla nüfusa sahip ülkesi Facebook. Evet, kesinlikle. Ve yani bir tür kural tanımazlık da var tabii ki orada yani. Şimdi böyle platformlar var. Her ülkeden insanın, her renkten, her dilden konuşan insanın iletişimde olabildiği, birbirini bulabildiği, birbirine ulaşabildiği bir mecra. Yani artık sosyal medyanın devletleşmesinden vesaire bahsediliyor. Şimdi böyle bir dünyaya doğru giderken ya da o dünyanın artık içindeyken ayrıca bütün pozisyonları, bütün rolleri, işte yaşlılığı, gençliği, çocukluğu, ebeveynliği her şeyi başka türlü belki ele almak gerekecek. Yani bunları işte o bizim geleneksel kodlarımız vesaireyi bir kenara bırakarak değil. Ama yatsıyarak da olmuyor yani. Ortada bir sorun varsa ya da bir değişim varsa sırtını dönerek, onu yanlışlayarak, onu yatsıyarak bir çözüm üretemiyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz avuçlarınız içinden uçup gidiyor mesela. Ne yapacaksınız? Mecbur. Orada nasıl konuşulabilir? Orada bazı şeyleri nasıl yeniden üretebiliriz? Bazı şeyleri nasıl muhafaza edebiliriz? Bunun çaresine bakmak zorundayız. O yüzden ben hani gençlere bir şeylere dikte etmekten ziyade aslında hani onları biraz daha fazla belki dinlemek, onlarla beraber bir şey üretmek, belki onlardan bizler neler öğrenebiliriz? Onlara bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Teşekkür ederiz. Sosyal medya demişken gençlerin biliyorsunuz şu anda sizin de dediğiniz gibi içine doğduğu mecra sosyal medya ve bununla birlikte büyüyorlar. Bizim belki hayatımıza bir süre sonra girdi ama şu anki yeni nesil yani Z nesli dediğimiz nesil aslında sosyal medya ile büyüdü. Ve sosyal medya belli bir kesimi kutuplaştırırken yani tam apolitikleşmek demeyelim ama gençlerin yani politikadan uzaklaşmasına sebep oluyor gibi gözüküyor. Belki antipolitiklik dediğiniz kavram da gençlerde sosyal medya ile biliniyor. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Ya sosyal medya ile ilgili bu yani bazı sorunlu alanları yeni yeni aslında konuşmaya başladı. Sanki böyle sosyal medya denilince sanal, aslında gerçek olmayan çok flu bir şeydi ve hani orada her şey serbestti ama hiçbir şekilde kimseye bir sorumluluk da yüklemiyordu, maliyet de yüklemiyordu. Bu süreçte öyle tuhaf bir yer oldu ki sosyal medya. Yani herkesin ağzına geleni söylediği, bir sürü işte gerçek olmayan hesapların çok yaralayıcı, gerçek dokunan hakaret edebildiği, küfür edebildiği, tehdit edebildiği bir savaş alanına döndü sosyal medya. Ve bu garip bir şekilde normal hani gerçek hayattaki ilişkileri de ister istemez etkiledi. Aslında çünkü sosyal medya dediğimiz şey sanal değil, çok gerçek bir yer artık yani. Yani insanlar sosyal medya üzerinden akrabalık ilişkileri zedelendi insanların. Yani işte bir takım ideolojik tutumlar o kadar tuhaf hallere soktu ki insanları. Ve hani sosyal medyada gerçek olmayan hesaplar üzerinden linç kampanyaları vesaire falan ağza alınmayacak, yüz yüze baktığında insanların asla birbirine söylemeyecekleri şeyler sosyal medya üzerinden çok kolay söylenebilir oldu. Ve ben hakikaten hala tam olarak algılayamadığımızı düşünüyorum. Yani sosyal medyanın toplumsala dair o tahrip edici gücünü hala tam olarak anlayabilmiş değiliz. Hala bir hukuki şey oluşabilmiş değil sosyal medya ile ilgili. Mesela işte bu Fransa'da, işte Amerika'da gündeme geldi, Almanya'da. Bu sosyal medya mecralarıyla ulus devletler arasında bir hukuk mücadelesi var. Devletler diyor ki bizim kendi iç hukukumuzla ilgili aldığımız kararları sosyal medya uysun diyor. Kendi vatandaşını sosyal medyada da korumak istiyor misal. Ya da işte bir vergilendirmek istiyor falan. O bambaşka bir dünya gibi davranıyor. Ve bir çekişmeye dönüştü bu artık yani. Bugünün belki en ciddi meydan okumalarından birisi yani. Bugün küresel değişimi de okurken buralara bakmak gerekiyor. Ya ben o yüzden hani ben de hala anlamaya çalışıyorum açıkçası. Yani sosyal medyanın olmadığı bir medya biçimi de yok artık. Yani biliyorsunuz işte gazeteler dijitalleşiyor. Her şey artık dijitalde gerçekleşiyor. O yüzden dijital dediğim şey sanal olmayan bir şey değil. Hayal mahsulü bir şey değil. Gerçek bir şey. Siz gerçeksiniz, ben gerçeğim. Burada konuştuklarımız gerçek. Bunun her versiyonu, her biçimi gerçek ve artık bunun tıpkı nasıl sokakta bir yerde siz bana küfür edemeyecekseniz, siz bana hakaret edemeyecekseniz, siz bana tokat attığınızda bu bir suça, bir hakarete ettiğinizde bu bir suça dönüşüyorsa bunun işte Türk Ceza Kanunu'nda ya da ilgili herhangi bir ülkenin ceza kanununda bir karşılığı varsa sosyal medyanın da bu yaptırım paketinden nasibini alması gerekiyor. Yani insanlar sosyal medyada da hadlerini bilecekler, medeni ilişki kuracaklar. Nasıl bir konferans salonunda birisi bir konuda fikrini söylediğinde öbürü ona işte fikrini çürütecek ya da fikrini eleştirecek ya da fikrini destekleyecek bir şekilde karşılık veriyorsa sosyal medyanın da bu tür bir platforma dönüşmesi gerekiyor. Özellikle böyle hani politikanın çok şey olduğu ortamlarda, canlı olduğu ortamlarda sosyal medya şu anda bayağı ciddi operasyonel bir yer, karargaha dönüşmüş bazı insanlar için. İşte bakıyorsunuz mesela bir ülkenin sosyal medya timi var, başka bir ülkeye saldırıyor oradan. Yani bir tür savaş alanı aslında yani. Hem gerçek silahlarla nasıl savaş yapılıyorsa sosyal medyada da işte savaş yapılıyor. Mesela
Ben işte İran medyasını bir zamanlar takip etmeye çalışıyordum. Hani Farsçam yok ama bir şekilde işte çeviren hesaplar üzerinden. Tabii sosyal medyanın böyle güzel tarafları da var yani. Pek çok yere erişiminiz olabiliyor. Mesela şu bir şeye dönüşmüştü orada. Jenerik bir şey yani. DAEŞ'e yardım eden Türkiye. Bu Türkiye kelimesinin yani Türkiye'nin sıfatına dönüştürülmüştü. Bununla ilgili çok ciddi bir sosyal medya kampanyası yürütülüyordu. Mesela ya da Birleşik Arap Emirlikleri ya da işte Rusya tarafından. Yani anlatabiliyor muyum? Bu son 5-10 yılda pek çok ülke sosyal medyayı böyle kullandı. Dijital teknolojilere çok büyük yatırımlar yapıldı. Ve son 10 yılda dünyadaki en büyük şirketler işte enerji, otomotiv sektörü vesaire falan değil, işte Facebook gibi ya da işte Apple gibi yani dijital teknolojilere yatırım yapan şirketler oldu. Bu hani dünya bundan sonra nereye gidiyor? Savaşlar neler için yapılacak? Ülke sınırları neye dönüşecek vesaire, bütün bunları konuşurken artık hani sosyal medya ya da işte dijital teknoloji, internet teknolojileri, bunlar birinci kalem konulara dönüşmüş durumda. İşte gençliği de, aileyi de, eğitimi de, her şeyi bununla konuşacağız bu kapsamda. Hele malum koronadan sonra aslında herkes bu tür cümleler kurmaya başladı. Önemli, ama gerçekten çok önemli. Evet, sizin de dediğiniz gibi biz daha oturtamadan sosyal medya kurallarımızı veya jargonumuzu o kendini her gün yenilemeye devam ediyor. Yani hiç takip Evet. edemediğimiz çığırından çıkmış bir sürece döndü bizim için aslında sosyal medya. Bir taraftan da şey yapıyoruz. Ben bakıyorum mesela işte Ramazan başlıyor. Sosyal medya orucu tutmak için bir takım WhatsApp gruplarından çıkan Evet, o da. arkadaşlar vesaire oluyor. Çok da yorucu gerçekten. Kesinlikle. Yani mesela bizim kuşaktan çok iyi adapte olan ve hani mesleki anlamda da sosyal medyayı çok etkin kullanan arkadaşlar var. Ben hiç öyle birisi değilim maalesef. Aslında hani maalesef diyorum, çünkü aslında kullanmak da istiyorum. Çünkü sosyal medya hesaplarınız var, işte Instagram'ınız var, Facebook'unuz var, Twitter'ınız var. Çalıştığınız medya kurumu da bunu bekliyor aslında sizden. Hani bizim meslek için söyleyeyim. Pek çok meslek için aslında çok önemli bir hale geldi yani sosyal medya. Ama hani çok ciddi enerji istiyor gerçekten. Ya benim öyle bir enerjim olmuyor çoğu zaman. Yani ben hani bir haber almak için kullanıyorum. Zaman zaman işte bazı konularda fikrimi paylaşıyorum vesaire, ama gerçekten orası çok ciddi enerji istiyor. Ama bir yazı yazıyorsunuz, 4-5 kişi diyelim ki paylaşıyorken, 20-30 kişi beğeniyorken bir tweet atıyorsunuz, çok daha etkili olabiliyor. Ama hani bir taraftan da işte bütün bu mecraların hakikaten son derece yanlı, aslında antidemokratik, hiç özgürlükçü olmayan bir tutumla araçsallaştırıldığını da görüyorsunuz. Yani Türkiye'de bunun mağduru olabiliyor, başka herhangi bir ülkede mağdur olabiliyor. Yani ne yapılabilir? İşte bir sürü çok yakın zamanda işte bir sürü hesap İşte PKK'ya ilişkin diyelim ki eleştirel bir takım şeyler paylaştıkları için kapatıldı mesela. Yani bunu nasıl izah edeceksiniz? Yani o yüzden hani bu dü o yüzden hukuk çok önemli yani burada. Bunun regüle edilmesi, bir takım işte şeye bağlanması, kurallara bağlanması, ülkelerin iç hukuklarıyla eşgüdümlü hale getirilmesi vesaire çok önemli. Yoksa hakikaten şeye dönüşmek üzere. Çok büyük ve müstakil ve kural tanımaz bir güce dönüşmek üzere sosyal medya. Halim Hanım, lafınızı balla kesiyorum. Instagram'ın verdiği canlı yayın süresi 1 saat. Şu anda 50 saniyemiz kaldı bitmesine. Eğer uygun Şöyle görürseniz devam edebiliriz. yani başka bir zaman devam etsek olur mu? Ben çok keyif aldım sohbetten, ama açıkçası burada da böyle bir aile ortamı içerisindeyim. Görürseniz. Bu akşamlık bu kadar olursa sevinirim. Peki, çok teşekkür Çok ederim. keyif aldım. Yani kusuruma bakmayın, sürçülisan ettiysem dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sözüm olsun, başka bir vakit tekrar çok severek, çok isteyerek konuk olmak isterim.
Peki o zaman görüşmek üzere Çok diyelim. sağ Teşekkür olun. ederiz Hoşça kalın. için. Hoşça Ben kalın. çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.